Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum şimdiden. 15 Ocak 2023 itibariyle dolar TL'yi değerlendireceğiz. Dolar tarafında bildiğiniz gibi arkadaşlar son bir yıldır bir yalan rüzgarı aldı başını gidiyor. Uçuyor, kaçıyor, zıplıyor, oraya gidiyor, buraya oluyor ama halen 19 lira seviyesine dahi ulaşamadı. Ve tarihi zirvenin bir tık üzerinde hareket ediyor. Ha, buradaki süreç bundan sonra da böyle mi ilerleyecek? Arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla baskının devam edeceğini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Zaten Mayıs ayı gibi bir seçim planlaması söz konusu gördüğümüz kadarıyla. Sizler de zaten takip ediyorsunuz. Buraya baktığımızda daha 3,5-4 aylık hatta 4,5 aylık bir süreç var. Burada beklemeye devam mı? Ya da bu seviyelerden döviz almaya cesaret edebilecek misiniz? Aslında bunun hesabını yapmak lazım. Bir yalan rüzgarıyla savrulmanın ne kadar mantıklı olduğunu artık siz karar vereceksiniz. Tabii bize düşen burada fikir ve öngörülerimizi nacizane eğitim amaçlı sunmak. Kesinlikle hiç kimsenin kararını etki altına almasın. Ama tabii burada da bir belirli bir dalga teorisi tamamlandı mı ve bu iş bitti mi? Arkadaşlar baktığımızda gidişat özellikle şöyle haftalık bazda baktığımızda toparlanma eğilimine gidiyor. Burada her bir mum bir haftada oluşuyor ve göstergelerde de mesela MACD'de her bir çubuk bir haftada oluşuyor. Baktığımızda şöyle 7-8 haftalık bir mum çubuğu bizi artıya geçirecek gibi duruyor burada tekrardan. Ve bu da şu yuvarlak içine aldığımız bölgede arkadaşlar tekrardan bir toparlanma arayışına giriyor. Gram altında olduğu gibi. Hatta gram altında açalım. Bakın burada toparlandı. Nerede toparlandı? Tarihi zirvenin üzerinde kalıcılıkta toparlandı. Burada bir belli bir bant aralığında sıkışmıştık. Burada toparlandı. Şimdi aynı benzeri görüntüyü de burada görüyoruz. Ha. Gidişat burada çok aşırı sert oldu mu? Hayır. Yani bu sizi tatmin ediyor mu, etmiyor mu? Burası tabii tartışılır. Ama buradan bir katlaya katlaya yukarı gider mi? İşte burası arkadaşlar altın gibi değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Ve bize özellikle 2022 yılı boyunca sürekli olarak önümüze şu konuldu. İşte Fed faizleri artırıyor. Dolar endeksi uçacak. İşte 110-120'leri bulacak. Kur da 30-40 diye katlayıp gidecek. Hep ne dedik arkadaşlar? TL'nin ve dolar TL'nin tarihine baktığımızda, şöyle 20 yıllık tarihine baktığımızda ve daha eski tarihine baktığımızda dolar endeksinin zirve yaptığı dönemlerde Türk lirasının hep baskılandığını gördüğümüzü sizlerle birlikte paylaşmıştık. Şimdi bugün de baktığımızda burası baskılandı. Fed sert faiz artırım döngüsünden vazgeçip 50'ye düşürdü. Şimdi 25'e düşürecek ve artık zaten sonlandıracak. Bu bant aralığında belli bir seviyeye gitmeyi planlıyor ve sonrasında negatif faize doğru inecek. İşler rast giderse yani görüntü buna doğru gidiyor. Burada da bu ihtimal çöp oldu. Şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar tabii ki iç piyasa dinamikleri göz önünde bulundurulacak. İç piyasadaki enflasyonist koşulları, faiz enflasyon arasındaki denge çok önemli. Yani yıl sonu itibariyle %25, %30 enflasyon hedefi tutturulursa baz etkisi de ya da farklı bir sebeple ki görüntü buna doğru gidiyor. Faizler de %25'in üzerine gelmiş durumda şu anda. Bu bir müddet daha devam ettirilirse eğer ki ettirilecek gibi duruyor. O zaman burada arkadaşlar kurun önüne zımba gibi bir set çekilir. Bunu unutmayın. Bu da burada dipnot olarak kalsın. Bütün bildiklerimizi bir kenara koyalım. Faiz ve enflasyon arasındaki bir denge sağlanır ve faiz enflasyonun bir tık üzerinde hatta kalabilirse işte o zaman dolarda beklemek mi, dolar almak mı ya da bunun hesabını şimdiden yapabilmek mi cesaret ister arkadaşlar. Ben yine söylüyorum. Bu tarafı güvenli bulmuyorum. Bulan varsa ya da şansını denemek isteyen varsa ya da bir baba yiğit varsa 19 lira seviyesinden bugün döviz alacak. Buyursun şansını denesin. Ha. Teknik olarak yani matematik olarak yukarı gidebilecek alanı var mı? Var tabii yani bunları sizlerle paylaştık. Ve trend temelli Fibo araçlarını da inceledik sürekli olarak. Yine bakalım hadi. Şöyle baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta şuradan aldığımızda daha net olacak. Aynen. Yani 6.90'lardan başlayan bir trend temelli Fibo aldığımızda
Gidişat yani çok da öyle abartılacağı kadar muazzam seviyeleri ya da ikiye katlayacak seviyeleri beraberinde getirmiyor. Bugün döviz almak yerine başka ne alabiliriz arkadaşlar? Altın mı alsak? Yani altın da tabii abartılacak kadar arkadaşlar burada tabii ons faktörü de önemli ama altın tarafında gram bazında bir yatırım yapılacak ya da bir değer koruma yapılacak ise burada tabii kur desteğinin de ön planda tutulması gerekiyor. Kur tarafında belirli direnç seviyelerini görüyorsunuz. Mesela 19-20'ler, 21-65'ler görüldüğü gibi arkadaşlar önemli direnç seviyeleri ki 17-25, 17-28 seviyeleri de ana destek olarak kabul ediliyor. Buraları tekrardan denemek istettirebilirler. Yani seçim öncesi. Ya burası sürpriz. Yani burası kupon arkadaşlar. Yani bu kadar riski almaya değer mi? Ya da bu kadar fanteziye değer mi? Bence değmez ama tabii bunun kararını illaki sizler de veriyorsunuzdur ve düşünüyorsunuzdur. Ama bizim halkımız dövizle uğraşmayı sever, elinde döviz bulundurmayı sever, kendini güvende hisseder. Ama bu gibi enflasyonun zirve yaptığı, bu gibi paranın devalü olduğu dönemlerde de günün sonunda hep şu görülür arkadaşlar. Burası bizi korumadı. Çünkü burası müdahaleye açık, baskıya açık ve bir ödeme aracı olduğu için buradaki hesap iyi yapılamıyor. Ve bugün bunun hatalarını zaten özellikle son 5-6 aydır çözülmelerle birlikte görüyoruz. Borsa İstanbul'da bir düzeltme oldu. Ufak tefek kaymalar oldu döviz sevdiat hesaplarına. Abartılacak bir rakam değil. Önümüzdeki hafta itibariyle ve ondan sonraki hafta Borsa İstanbul zaten gerçek yönüne döndüğü takdirde döviz tevdiat hesaplarında yine sakinlemeler göreceğiz. Sadece bizim burada yapmamız gereken arkadaşlar biraz zamana oyalanmak ve sabırlı bir şekilde beklemek. Ve en önemlisi kur korumalı mevduat sistemi bir yıl vadeyle uzatıldı 2023 sonuna kadar. Bu detayı da yine unutmayın. Önemli bir silah. İşte bunun hazineye yükü şu kadar, devlete yükü şu kadar, maliye yükü bu kadar. Siz bunu eğer elinizde döviz bulunduracaksanız ya da bulundurmayacaksanız bunun arkadaşlar tartışması size ya da bize kalmaz. Bunu zaten yükleniyor bu yükü, bu hesabı. O yüzden yani siz döviz karşılığında ne alacaksınız bir yılın sonunda? Buna odaklanın ve saçma sapan işlerle de uğraşmayalım bence. İşte her yüzünüzü gördüğünüz, her sizle birlikte böyle siyasi tarafınıza yönelik şekilde konuşanlar vesaire bunlar arkadaşlar itibar etmeyin. Bakın paranın olduğu yerde bunlar geçerli değildir. Ve piyasa kimsenin babasının malı değil. Piyasa bugün 18.80'i fiyatlar. Yarın sürpriz bir olumlu haber akışı olur. Tak 15'e düşer. Yarın sürpriz bir negatif haber akışı olur. Tak 25 liraya fırlar. O yüzden yani bu piyasada özellikle dövizle uğraşan arkadaşlarımıza bu gibi önemli kritik seçimler öncesinde ve hayli de bir zaman var. Kaşınmamalarını ben naçizane bir kardeşiniz olarak yine bugün 15 Ocak 2023 itibariyle bir kez daha söyleyeyim. Ama yukarı gider mi sorusuna bakıldığında yani yukarı gidecek havasını estiriyor. Günlükte de zaten pozitif bölgeye doğru ilerliyor. RSI 70'in üzerine çıkma isteğini görüyoruz. 18.90'ın üzerinde yukarı doğru hareketin bir tık daha hızlandığını göreceğiz 19'un üzerine doğru. Ama abartılacak bir hızlanma arkadaşlar olmaz. İzleyip göreceğiz. Geçtiğimiz yıl boyunca ne dediysek gerçekleşti. Ve şu anki mevcut durumlar çerçevesinde de yine sürpriz bir hareket olmayacak gibi duruyor. Çok olumlu ya da olumsuz bir gelişme olmadığı sürece. Mevcut koşullar doğrultusunda gidilecek seviyeler zaten belli. Ha. Soru şu, cevap şu, tatmin eder mi arkadaşlar? Bana göre etmez. Size göre ediyorsa, cesaretiniz de varsa buyurun. Yarın 19 liradan yapışabilirsiniz. Ve işte KKM gibi, yani kur korumalı mevduat sistemi gibi bir enstrüman varken de dövize geçmek ne kadar mantıklı fiziki olarak. Bu da tabii tartışılır. Yani arkadaşlar nereye çekerseniz çekin sancılı. O yüzden bu kadar belirsizliğin olduğu bir noktada oynamak ya da bu kadar şişmişliğin
zirvesinde mala girmek tehlike, her zaman için tehlike. Ya bugün biz neden Borsa İstanbul diyoruz? Bu kadar enflasyona rağmen, bu kadar döviz şokuna rağmen hisseler döviz bazında ve birçok hisse TL bazında da arkadaşlar halen çok cazip fiyatlarda. O yüzden diyoruz yani ucuz kaldığı için. Ya bugün gram altın ucuz mu? Değil. Yani 1160 liradan haftalık kapanış yapmış 1 gram altın. Yani gideceği seviyeler 1500-1600 lira ama tatmin eder mi? Yıllık vadede ya da 6 aylık vadede. Bunların hesaplaması, iyi yapılması gerekiyor. O yüzden burada kararı iyi vermeniz gerekiyor ve yıl sonu enflasyon rakamı da çok ön planda tutulmalı. Ve burada iyi değerlendirme yapacaksınız ve kendi özgür iradenizle kararlar vereceksiniz. Umarım buradaki matematiği iyi idrak eder, iyi analiz eder ve iyi bir şekilde kendinizi koruma altına alırsınız. Aksi takdirde yılın sonunda yine enayi gibi beklemenin bir mantığı yok. Çünkü hayal kırıklığı insanı üzer arkadaşlar. Yarın itibariyle 16 Ocak hafta açılışı itibariyle analizlerimiz devam edecek. Gün içi bir analiz yaparız yine. Artık sıklaştırmamız lazım. Sizlerden ricamız videolarımızı beğenip paylaşmanız ve abone değilseniz abone olmanız arkadaşlar. Hepinize yeni haftada bol şans, bol kazançlar. Kaldıraçtan uzak bir hafta diliyorum hepinize. Görüşmek üzere, hoşça kalın.